Bu Ekin. Üniversitedeki en zengin ve en popüler kız. Ve bu da Şebnem. En fakir ve en sakar kız. Kahvem. Aptal, kahveni benim de üzerime döktün. Polisi arıyorum. Alo, polis mi? Evet. Korkunç bir suç işlendi. Onu yakalayın, hemen. Üstümü berbat etti. Tutuklusun. Bu senin için de geçerli. Ha? Ben mi? Neden? Sen ve sen. Hepiniz parmaklıklar ardına gidiyorsunuz. Bir geziye. Bugün etkinlik günümüz. Benimle gelin. Burası bizim sevimli ve harika hapishanemiz. Ve bu da bizim polis şefimiz. Vay canına. Bu çok havalı. Aferin size memur hanım. Yeter. Bundan bıktım. 5 yıldır tatile çıkmadım. Ben gidiyorum. Boş verin. Öğle yemeğim olasına ihtiyacı var. İşte en iyi temizlikçi kadınımız. Artık yeter. Beni daha fazla burada göremeyeceksiniz. Olamaz. Drama kraliçesi. Ben de gidiyorum. Bıktım artık. Eyvah. Nereye gidiyorsun? Bütün bunların arkasında o var. Müfettiş ailenin gelmiş geçmiş en katı ve en korkunç gardiyandır. Hapishane iyi değil. Hapishanenizin iflasını ilan ediyorum. Bu korkunçtu. Neyse ki bugün düzeltebilirim. Ekin, polis şefi olacaksın. Ah, tabii ki. Cihan, sen de hademe. Neden ben? Sana gelince Şebnem, bir mahkum rolünü üstleniyorsun, tamam mı? Ya bu haksızlık. Ah, herkese bir iş buldum ve hapishaneyi kurtardım. Gitmem lazım. Yeni üniformam bu mu? Bu korkunç. Bana hiç yakışmıyor. Ah, teşekkürler. Burada ne varmış? Çok şık. Oh my God. İşte bu üniforma benim için mükemmel. Cihan, ne giyiyorsun öyle? Benden uzak dur moda kurbanı. İşte tuhaf tulumuyla eziklerin kraliçesi geliyor. Hey, bayağı ezikler. Burada kalın. Ben ofisimde yıldız gibi parıldayacağım. Ben ne yapacağım? Bir dakika. Hmm? Bu önlükle kendime daha güzel bir tulum yapabilirim. Önlüğün üst kısmını ipleriyle birlikte keselim. Kurdeleye sırayla iğneler takalım. Onlara aşağı bakacak şekilde daha küçük iğneler takalım. Bir üst gibi giyelim ve bir zincirle süsleyelim. Önlüğün altına bir etek gibi saralım ve bir kemerle bağlayalım. Çok havalı. Kim olduğunu zannediyor bu? Hey bebeğim. Kıyafetleri özelleştirmek yasa dışı. Cezası hapiste 1 gün daha. Dikiş yok. Ne? Hey! Bana yardım eder misiniz çocuklar? Beğeni butonuna basın. Binlerce beğeni alırsam özelleştirme kurallarını çiğneyeceğim. Çek ellerini. Nedir bu delik? Selam. Ne haber seni pire? İşte yeni oda arkadaşın. Bu küçücük şey de ne? Bir Hello Kitty dövmesi mi? Gerçekten mi? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Kaybol ufaklık. Bundan sonra bu benim yatağım. En kötüsü olduğunu mu düşünüyorsun? Bekle. Hızlı gönderi kanalımı kullanacağım. Ah, işte burada. Acemi dövme kitim. Oo, çok kötü acıtıyor. Yine de güzel. Ne yaptın? Bir dövme mi? Şimdi bana da aynısını yap. Son dövmenden bu yana 1 hafta geçti. Kıpırdasana. Hadi ne bekliyorsun? Tamam. Saygılar. Yatağını geri almak ister misiniz? Tamamen senin. Kapa telefonu. Sana geri döneceğim. Ezik, bana da bir dövme yap. Marş marş. Tamam. Hangisi? Vay canına. Kendim yapacağım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Sevinçten havalara uçuyorum. Ah, evet. Ben 1. sınıf bir dövme sanatçısıyım. Muhteşem. Selam Şebnem. Ne haber? Harika görünüyorsun.
Teşekkürler Cihan. Aa, o geliyor. Şuna bakın. Çalışmak yerine birine kur yapmak mı? Onunla bir daha konuşma. İşe koyul. Evet. Aa, bu sana. Bana mı? Aa, Cihan. Bana çıkma teklifi etti. İşe koyul Şebnem. Hazırlanman lazım. Gerekli tüm makyaj malzemelerini basketbol çantama koyacağım. Mesele şu ki Eki'nin bunu görmemesi lazım. Bir fikrim var. Bir el çantasının zincirini çıkartacağım. Bir karton rulo keseceğim. Onu çanta zincirinin bir ucuna silikonlayalım. Sprey boyayla siyaha boyayalım. Pranga hazır. Kimse içinde randevum için makyaj malzemem olduğunu anlayamayacak. Dışarı. Hadi marş marş. Ah, bir meyve. İşte bu bir tatlı. Çok lezzetli. Şimdi kendimi oldukça kötü hissediyorum. Meyveler zehirli miydi? Zehirli meyveler. Tuvalet nerede? Meyveleri yediysen bu tarafta. Neyin var bebeğim? Pranganı nasıl bu kadar çabuk çıkardın? Vay canına. Ne? Bir ruj mu? Sen bir dahisin. Hey, kes şunu. Ayağım. Ekin prangaları karıştırdı. Şebnem, gitmem gereken bir randevu var. Cihan bekliyor. Gelin, fotoğrafınızı çekeceğiz. Gülümse. Bu kadar da değil. Hey, isim plakasının modası geçeli çok oldu. Daha heyecan verici bir şey biliyorum. Adımın harfleri ve iğneler. Harf boncuklarını ve boncukları büyük bir iğneye takalım. Küpe kancaları ekleyelim. Ve işte. Küpelerim hazır. Peki senin isim tabletin nerede dahi çocuk? Onun yerine isim küpelerim var. Vay be. Bunlara hemen ihtiyacım var. Uygun bir küpem var. Olmaz. Tam bana göre. Selam Ekin. Şuna bak. Güzel parti. Bak bende ne var. Vay canına. Bir oyuncak. O benim. Bir an burada, bir sonraki an gitti. Hay aksi. Ver şunu. Peluş oyuncağım. Neden bu kadar zalimsin? Ne kadar üzücü. Bana yardım eder misin? Bekle. Bir Prenses Peach oyuncağına ne dersin? Bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirim. Bir çoraba ihtiyacım var. Oyuncak için gerekli malzemeleri alıyoruz. Makas, çorap ve iğne, başka bir büyük çorap, kurdeleler ve postişler. Pembe çorabın topuğunu keselim. Ayak parmağını ikiye bölelim. Kesikleri dikelim. Çorabı ters yüz edelim. Yırtık bir oyuncağın elyafıyla dolduralım. Üst boyunu sıkalım ve dikelim. Ellere benzemesi için yanlara kıvıralım ve dikelim. Daha büyük bir beş çorap alalım ve ayak parmağının yarısını keselim. İçini elyafla dolduralım. Kenarı dikelim ve bir top yapmak için sıkalım. Yeni kafayı vücuda sabitleyelim. Kollara ve eteğe dikmek için dantel kurdele kullanalım. Saçları yapıştıralım. Pomponlar küpe olacak. Gözleri yapıştırıyoruz. Kirpikler ve dudaklar çizelim. Elbiseyi kalpli taşlarla süsleyelim. Şimdi tek yapmamız gereken Prenses Peach'imize bir taç takmak. Hey çocuklar, yeni oyuncağımızı beğendiniz mi? Bir sonraki videomuzda hangi oyuncağı yapalım? Yorumlara yazın. Al tatlım. Bay bay. Onu benden daha iyi yapan ne? Hey, ne yapıyorsun orada? Temizlik. İşte, ofisi temizle. Bana bir dakika ver. Yani her yer lekesiz. Hayır değil. Bak, her yerde çöp var. Ve tozlu.
Iy, kes şunu. Aha, neler oluyor böyle? Alerjim. Ekin, saçların gitti. Hey, geri ver. Bana zorbalık etmeyi bırak ya. Şimdi temizleyebilirsin. Hayır, çok geç. Vardiyan bitti. Yarın görüşürüz. Neden bu kadar kirli? Burada bir kasırga mı vardı? Temizle. Hemen. Öğle yemeğim mi? Aa, teşekkürler. Çok güzel kokuyor. Oo, yemek. Bir şeyler atıştırmak için ölüyorum. Açlıktan ölüyor musun? Tabii. İşte benim çiğnenmiş sakızım. Afiyet olsun. Bay bay. Her neyse, sakızdan bir kolye yapabilirim. Kalın kağıttan bir daire keselim. Bir stres çarkına sakız yapıştıralım ve üstüne de kağıt daireyi. Siyah kalemle bir spiral çizmek için çarkı döndürelim. Ortasına bir zincir yapıştıralım. Hipnotize edici kolyem hazır. Hey, Ekin! Olamaz. Ekin, hamburgerlerini bana veriyorsun. Şimdi her yeri temizle. Temizle, temizle, temizle. Hey, benim neyim var? Ah, ayın çalışanı mı oldum? Hiç şaşırmadım. Alo, ayın çalışanı konuşuyor. Herkes nerede? Ah, hapishaneye bir tura mı gitmişler? Birinin başı büyük dertte. Burada ne oluyor böyle? Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Neden hapistesiniz? Sen bir hademe misin? Burada patron sen misin? Hepinize düşük notlar veriyorum. Dersleri asıyorsunuz. Aynı fikirde değilim. Tutuklusunuz Serenay Hocam. Ne? Neden? Bir hapishane okuluna başlayabilirsiniz. Bu çirkin ördek yavrusu kız neden bu kadar popüler oldu? Anlaşıldı. Hey Şebnem, buraya gel. Hadi değiş tokuş yapalım. Sen patron ol, ben de mahkum olayım. Tamam. Başka seçeneğin yok. Bay bay. Çocuklar, bana sevginizi verin. Hadi, ben de tıpkı Şebnem gibiyim. Of, kabus gibi. Hayır. Şebnem, ne yapıyorsun? Polis üniformasını yeniden tasarlayacağım. Vay be, sen bir dahisin. Bravo. Aa, ben buradayım. Sizin dahiniz benim. Tebrikler. Bu hapishane şehirdeki en iyisi. Bu senin için. Çok memnunum. Teşekkürler. Tebrikler. Senin adına çok sevindim. Şimdi dışarıya çıkabilir miyiz? Herkes sınıfa. Hadi. Hayır. Üzgünüm. Geç kaldım. Ah, zavallı şey. Dezavantajlı koruma programında mısın? Şuradaki masaya geç. Marş marş. Para yoksa iyi bir masa da yok. Ya, bu kartondan mı yapılmış? Bu haksızlık. Hayat hiç adil değil, biliyorsun. Bu da ne? Birinin üzerinde mi oturuyorum? Bu kan mı? Sakar ezik. Bu ketçap. Bununla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Hayat size ketçap veriyorsa onunla bir desen yapın. Bir kalemle lekenin üzerinden geçebiliriz ve aynı lekeleri diğer cebede çizelim. Çok taşırmamak için bant şeritler ekleyelim. Deseni siyaha boyayalım. Ben okuldaki en şık kovboyum. Bu ne cüret. Bundan nefret ediyorum. Ah, kaygan ya. Ah, Ekin iyi misin? Sana yardım edeyim. Ah, ezik. Geri çekil. Ekin. Ben de tavuk severim. Selam kızlar. Iy, fakir kızların yüzebileceğini bilmiyordum. Aklıma bir fikir geldi. Mayosunu saklayalım. Kapalı. Anahtarı bulalım mı? Hadi. Bu değil.
Bu da değil. Bu da değil. Bir B planına ihtiyacım var. Ah, buldum. Dolabı kıracağım. Çok zekisin. Bir hazırlık yumruğu. İşte. Aha, işte mayo. Bakalım üstsüz yüzebilecek misin? O geliyor. Hadi kıpırda. Mayonun üstü nerede? Yani buradaydı. Bana yardım eder misiniz çocuklar? Mayomun üstünün nerede olduğunu biliyor musunuz? Cevabınızı yorumlara yazın lütfen. Ne yapacağımı buldum. Dolabımda yağmurluk var. Yağmurluğumu keseceğim. Tabanı, kolları ve kapşonu keselim. Kurdeleler takalım. Ve zımbalayalım. Kurdeleler ekleyelim. Üstünü çıkartmalar ve fiyonklarla süsleyelim. Vay canına. Selam çocuklar. İkin, yardım edin. Biri düştü. Acele edin. Aa, saçlarım. Bu senin hatan. Çok yazık. Kabus gibi. Hey Ekin, bir sinek var. Dur onu kovayım. Ah, bana vurdun. Ekin, zavallı şey. Nasıl yapabildin? İstemeden oldu. Bu sineğin suçu. Hey, sessiz olun. Kavgayı kesin. Sınav başladı. Al bunu. Ah, ne? Sen ve sen. Hadi disipline. Dışarı, hemen. Ah. Ben de bir baş belasıyım Ekin. Hepsi senin için. Senin için yerleri sileceğim aşkım. Aa, tam bir prenses. Oh my god. Ekin ve Cihan'dan çok daha havalı. Tam bir prenses. Ne görüyorum? Çocuklar, evrendeki en güzel çifti kapatmanıza kim izin verdi? Wednesday'i alın. Yıkıl karşımdan. Bebeğim. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ekin, Wednesday'i parçaladı. Benden yeni bir Wednesday oyuncağı yapmamı istediğinizi hatırlıyor musunuz? İsteğinizi yerine getirmenin zamanı geldi. Bir Wednesday oyuncağı yapacağım. Çoraplarımdan. Hadi başlayalım. Makas, iplik ve iğneye, çoraplara, elyaf ve siyah ipliğe ihtiyacımız var. Siyah beyaz bir çorabın topuğunu keselim. Çorabın kenarını dikiş boyunca ikiye bölelim. Ve kesikleri kenar boyunca dikelim. Ters yüz yapalım. Ve bacak yapmak için dolduralım. Çorabın üst çizgisini dikelim. Ve ipliği sıkalım. Yanlarda saplar şekillendirelim. Beyaz bir çoraptan üst ekleyelim. Dolduralım. Ve bir top yaparak deliği dikelim. Topu vücuda dikelim. Saç yapmak için siyah iplik kullanalım. Bebeğin kafasına dikelim. Ortadan dikerek saçları ikiye ayıralım. İpliği her iki taraftan da örelim. Siyah bir kalem kullanarak gözleri ve dudakları çizelim. Bir şapka yapmak için siyah bir çorap parçası kullanalım. Ve kafasına takalım. Oh, işte Wednesday'in. Uhu, teşekkürler Şebnem. Bunun etkileyici olması mı gerekiyor? Ben de böyle bir bebek yapabilirim. İşte çorabım. Iy, akşam yemeğinden sonra sinemaya gidebilir miyiz? Oo, selam Ekin. Şebnem, bu gece harika bir gece. Benimle olduğun için çok mutluyum. Gözlerimde bir sorun mu var? Yoksa Cihan o çirkin kızın yanında mı? Ah, gözüm. Hepiniz delisiniz. Bıktım. Cihan, bekle. Bu senin suçun. Ekin, peki ya akşam yemeği? Keyfini çıkar Şebnem. Teşekkürler. Bir aksilik daha. Selam güzelim. İşte bu sana. Aa, teşekkürler Cihan. İşte partime bir davetiye. Görüşürüz. Öğretmenler partilere yabancı değillerdir. TikTok'uma bir baksana.
Kesinlikle Serenay hocam. Meriç, sana bir davetiyem var. İmzanı alabilir miyim? Kesinlikle. Al bakalım. Oo! Hayranlar her yerde. Selam Ekin. Partine gelmeyi çok isteriz. Biz de gelebilir miyiz? Hayır, olmaz. Eziklerin içeriye girmesine gerek yok. Bekle. Bir fikrim var. Bu bir kostüm partisi. Kaçırmayın. Oo! Çok havalısın. Ne tür bir kostümle gitsem? Hey Ekin, sahip olduğum tek şey bir ördek kostümü. Dal, bu bir şaka. Bir kostüme ihtiyacın yok. Vay canına, bezelye beyinli. Herkese selam. Olamaz, bir kostüm felaketi. Efsane ezikler. Partiye aptalca kostümler giyerek gelmişler. Ne? Bize tuzak kurdun. Herkes bizi ezikler olarak hatırlayacak. Üzülme Orkun. Farklı bir kıyafete ihtiyacım var. Hepsi bu. Suçlu AliExpress kostümüm. İşte başka bir tane dene. İyi. Sana göre değil. Bu işe yarayabilir ama. Elimi öp hizmetçi. Fazla gösterişli. Pokemon eğitmeni? Hayır, yapma. Bunu dene. Of, stilist olmak çok zor bir iş. Bir kot ceket bayağı görünüyor. Bundan daha fazlası. Çıkar şunu. Masaya koy. İşte yükseltme lazım. Ceketin bir kısmını boyanmaması için kaplayalım. İlk olarak taban, sonra ikinci şablon geliyor. Ve detaylar. Ardından şablonun ana hatlarını çizelim. Siyaha boyayalım. Bir fırça kullanarak kenarları rötuşlayalım. Ve fazlalığı temizleyelim. Tada! Ne düşünüyorsun? Vay canına! Sony'ye çok bayılırım. Harika değil mi? Süper! Partiye hazırsın. İyi şanslar dostum. Hadi gidelim. Hadi aman Nida. Pinyatayı kır. Ah! Ah dostum, ambulans çağıralım. Pinyataya vur, bana değil. Cihan, iyi misin? Hayatım boyunca sakar oldum. Sıra bende. Millet, çekilin yoldan. Hadi Ekin. Hay aksi. Bay bay vazo. Vazoyu ben kırmadım. O yaptı. Bir bakalım. Maddi hasar için para cezası. Ben Sonic. Hızlı gitmem lazım. Selam. Tarzıma bir bak. Vay canına. Bu Sonic mi? Onu çok seviyorum. O harika. Bir içecek. Hay aksi. Aptal kirpi. Elbisemi mahvettin. Ah yine kötü şans. Ne komik bir kalem kutusu. Bu bir poke topu. Benim kutumun VIP'ler için olduğu çok belli. Ah Şebnem. Çarpıcı Pokemon portresi. Sana bir A veriyorum. Teşekkürler Serenay. Oo, Şebnem'in en iyi resme sahip olmasına izin vermeyeceğim. Seni seçiyorum altın Pokemon. Tamamdır. Pika! Portre tamamen hazır. Ben saf bir sanat dehasıyım. Güzel. Van Gogh aşkına. Bu yüzsüz bir Pikachu. Olmaz. Bu sanat değil. Ne kötü ama. Selam. Bir kuaföre ihtiyacım var. Kuaför geldi. Herkes birazdan saçını kestirecek. Hey, neredesiniz? Stilistiniz geldi bile. Size şık bir saç kesimi ve stil kazandıracağız. Sadece uçlarını aldırmak istiyorum. Şşt, konuşmak yok. Sessiz ol. Stilist kendi istediği gibi kesecek. Saçlar kesildi. At kuyruğum. Ne? Ezik.
Ah, bonjour. Saçınızı kestirmek mi istiyorsunuz? Oturun ve bana güvenin. Bıyık kalsın mı? Muhteşem görünecek. Asimetri size yakışacak. Sizce nasıl? Tatlı mı? Hay aksi. Bıyığınız çıktı. Ah! Saçım! Ne kadar korkunç. Ekin, daha güzel olabilir misin? Ne? Resim yok. Dudak uçuklatıyorsun. Vay canına Şebnem. Yeni saçların seni çok güzel gösteriyor. Çok sevimli. Çok teşekkürler çocuklar. Ne? Ben bencil miyim? Neyim ya? Ekin, selam. Tişört harika. Değil mi aşkım? Sen benim kız arkadaşımsın. Kesinlikle hayır. Ekin, bu saçla bir tavuğa benziyor. Orkun, nasıl yaparsın? Çok kırıcısın Ekin. Neden? Masanın üzerinde sakız. Zaman kadar eski bir şaka. Hey, bu da ne? Lüzum mu? Olamaz. Bu sakız. Kol mahvoldu. Ne yapacağım? Bir fikrim var. Makas ve bir tayt. Şimdi tek yapmam gereken yeni taytı üstümü giymek. Parmağımı sabitleyelim. Kolda kesikler yapalım. Ve tüm kol boyunca delikleri birbirine bağlayalım. Ve işte şık üstüm hazır. Vay canına Şevlem. Sen bir giyim perisisin. Dinle. Hey millet, ben de iyiyim. Bunu ben de yapabilirim. İzleyin ve görün. İşte ben de bir üst yaptım. Tada! Eyvah! Ah, kötü şans. Ekin, dayanamıyorum. Ezik, zavallı şey. Ona yardım etmeliyim. Ekin, ellerini kendine sakla. Ezik olmak bulaşıcıdır. Yardım etmek istiyorum. Her şey yoluna girecek. Hadi kalk. Hemen bir şey düşüneceğim. İşte ceketimi giy. İyi görüneceksin. Harika. Vay canına. Ekin, müthiş görünüyorsun. Evet, bu doğru. Kendi fikrim sayesinde. Çok şıkım. Yeter. Bunu sen bulmadın. Şebnem yaptı. İyi iş Şebnem. 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 Teşekkürler çocuklar. Şebnem. 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 İnek, kopya çekmeme izin ver. Tabii Ekin. Al. Çocuklar, herkes fotoğraf çekimine. Hemen. Hadi başlıyoruz.